أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر ولا في السماء ولا أصغر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة دنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العز عزة لله جميعا هو
Huvessemi'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الفاتحة. Anadolu'muza yön veren ve insanımızın irfan dünyasını şekillendiren Allah dostları bütün dünyaya soluklarını ulaştırmışlardır. Bu nefes kimi zaman İstanbul'umuzdan çıkmış, kimi zaman yeşil Bursa'mızdan, kimi zaman Kayseri'mizden seslenmiş dünyaya, kimi zaman Ankara'mızdan. Bu ses kimi zaman Emir Sultan olmuş, kimi zaman Eyüp Sultan ve kimi zaman Somuncu Baba olmuş, kimi zaman Hacı Bayram. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin eşsiz tebliğini nesilden nesile aktaran gönül sultanları, güzel memleketimizin her tarafını dolaşmış ve insanlığa cennet müjdesi ulaştırmışlardır. Etkisi asırlardır devam eden, yaşadığı hayatla birçok hayatı zenginleştiren gönül sultanlarından Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, ilim ve irfan yolunda güzel Anadolu'muzun pek çok yerine ulaşmış. Kimi zaman sultanlardan erkan öğrenmek, kimi zaman da sultanlara yol göstermek için yollara düşmüştür. Ankara'da başlayan mübarek hayat, Kayseri'den Aksaray'a, İstanbul'dan Edirne'ye ve Bursa'ya ışık saçarak yine Ankara'da noktalanmıştır. Sultan II. Murat Han'ın Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini misafir ettiği şehirdir Edirne. Bu buluşmalarda Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, o sıralar çocuk yaşlarda olan Sultan II. Mehmet'e İstanbul'un fethini müjdelemiştir. Edirne'miz Selimiye'siyle asırlar öncesinden geleceğe bütün ihtişamıyla ses vermektedir. İstanbul, her biri gökteki yıldızlar gibi yol gösterici olan Ashab-ı Kiram, İstanbul'un ismini alemlerin efendisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymuştu. Fethi Allah'ın sevgilisi tarafından müjdelenen kaç şehir vardır? İşte İstanbul onlardan biridir. Yeryüzünün tartışmasız en güzel şehirlerinden biridir İstanbul. İstanbul'u güzel kılan aldığı müjde
bulunduğu yer ve içinde barındırdığı güzellerdir. İstanbul, Eyüp Sultan'ın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın, Akşemseddin Sultan'ın ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin şehridir. Aksaray, Somuncu Baba'nın ömrünün son demlerini yaşadığı sultanlara layık saray şehirdir. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinde mana ateşini yakan, gönlündeki boşluğu aşkullah, muhabbetullah ile dolduran Somuncu Baba'nın şehridir Aksaray. Somuncu Baba ile Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin tanıştığı mekandır Kayseri. Kayseri, Somuncu Baba'nın insanların hayatını bayram yapmaya çalıştığı ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini irşad ettiği şehirdir. Sultanlara sultanlık yapan büyük sultanların yurdudur Göynük. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine talebe olma şerefine erişmiş, İstanbul'un fethinde Fatih Sultan Mehmet Han'a rehberlik etmiş, Akşemseddin Sultan'ın ebedi istirahatgahıdır Göynük. Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin şehridir Ankara. Sultan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri Ankara'da dünyaya geldi. Ve dünya Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ile daha da zenginleşti. Ankara'dan başlayan mana yolculuğu Kayseri, Edirne, Bursa, İstanbul, Aksaray şehirlerini dolaşarak yine Ankara'da karar kıldı. Maddi ve manevi planda en zengin yerlerden biri de hiç şüphesiz Emir Sultan'a, Somuncu Baba'ya, Hazreti Üftade'ye, Aziz Mahmud Hüdayi'ye, Eşrefoğlu Rumi'ye ve Hacı Bayram-ı Veli'ye ev sahipliği yapan Bursa'dır. Bursa, tarihi süreç içinde hep değerli olmuş, her dönem gözde şehir olma özelliğini sürdüre gelmiştir. Bursa, Osman Gazi'nin gözdesi, Orhan Gazi'nin babasına hediyesidir. Bursa, Yıldırım Beyazıt Han'ın baş şehri, Emir Sultan Hazretlerinin diyarıdır. Bursa, Ulu Camii ile uluları misafir eden ulu bir şehirdir. Bursa'da pişen somunların kokusu Edirne'den duyulmuş, bu somunları yiyen delikanlılar İstanbul'un fethine koyulmuştur. Bursa, Somuncu babaların hem ekmeğin hem de yiğidin mayasını yoğurduğu şehirdir. Aşk oduna yanan, maşukunun düşkünü üftadelerin, hüda yolunda olanlara irfanı öğrettiği ilim yurdudur Bursa. Ah Bursa, öğrencileri sultanlara sultanlık eden canım Bursa. Bir kez Allah deyip günahları düşünen aşıkların, Süleyman Çelebi'den beslenmeyi kaynaktır Bursa. Allah Resulüne aşkın en güzel bir biçimde anlatıldığı, dilden dile, gönülden gönüle dolaşan, kurtuluş çarelerinin filizlendiği bereketli diyardır Bursa. Allah'a vuslat yolunda, Allah Resulü'nün izinde, ömrünü insanların irşadına adayan büyük sultanlara selam olsun. Yaşadıkları hayatı başkalarının irşadı ve kurtuluşu için yaşayan Allah dostlarına selam olsun. Efendim, Hacı Bayram Veli Hazret'in ve onun temas ettiği Zevat-ı Kiram'ın içinde bulunduğumuz şehir Bursa'nın bütün güzellikleriyle tesirini ve etkisini evvela yaşamış olduğumuz yakın coğrafyaya, ardından bütün dünyaya yayan bu manayı idrak etmek için bir araya geldik. Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu kapsamında düzenlenen Hacı Bayram Veli'nin izinde Bayramım İmdi programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Cenab-ı Allah'a hamd ediyorum. Böyle bir ortamda, böyle bir şehrin havasını teneffüs ederek yine gerçekten bu şehirle birlikte bu civara, bu civarda yaşayan güzel insanlara Cenab-ı Zülcelal Hazretleri kendi nurunu takdim etmiş, aşılamış. Biz de Uluslararası Hacı Bayramı Veli Sempozyumu kapsamında başta Kalem Eğitim Kültür Akademi Derneği olmak üzere bu neşeyi evvela Ankara'dan, biraz önce tanıtım filmimde de izlediğimiz gibi Edirne'ye, Bursa'ya, Aksaray'a, Bolu'ya, Göynü'ye, Kayseri'ye ve yine bu süre zarfında Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin temas ettiği diğer şehirlere de takip eden aylarda giderek onun bırakmış olduğu izde, onun temas ettiği şehirlerdeki insanların bize vermiş olduğu veyahut da vereceği güzelliklere şahit olmak üzere ziyaretler gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda programımız serisinin ilkini Bursa'dan gerçekleştiriyoruz ki Bursa gerçekten Ankara'ya çok yakın olmakla birlikte muhabbet noktasında Ankara'dan gerçekten farkını bizim hissedemediğimiz bir şehir. Çünkü Hacı Bayram Veli Hazretleri gerçekten muhabbet noktasında bizlere Ankara'da ne kadar bir güzellik veriyor, takdim ediyor, iletiyor ise aynı şekilde buraya geldiğimizde de sanki Bursa'nın girişinde bizi karşılar gibi bir hava içerisinde. Çünkü Bursa o kadar zengin bir şehir ki nereye bakarsak bakalım muhakkak bizlere Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni hatırlatacak ve Hacı Bayram Veli Hazretleri ile birlikte bize ilmin, irfanın güzelliklerini tattıracak çok önemli merkezler, noktalar var. Efendim, işte bu yolculuk ilk olarak Bursa'da sizlerle bizi buluşturdu. Ve ümit ediyoruz ki Cenab-ı Zülcelal Hazretleri bizlere bu neşeyi, bu zevki, bu tadı bizim iştiyakımız noktasında yaşatsın, tattırsın. İşte bu düşünce ve duygularla bizler sizlere tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz diyoruz ki bu hoş geliş gerçekten bizi çok mutlu etti. Bizim Bursa'da programımızı yapacağımız düşüncesiyle ilk adım attığımızda çok önemli kişilerle Hacı Bayram Veli Hazretleri'ni ve Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yaşadığı dönemdeki mübarek zevat-ı kiramı konuşabileceğimiz, hatta onların soyundan gelen kişilerle de hasbihal edebileceğimiz gerçeğiyle yüz yüze kaldık ki bunun bizi ne kadar mutlu ettiğini tarif etmem gerçekten çok zor. Efendim, bu kapsamda elbette sesimiz sadece şu anda bize bu programın gerçekleştirilmesinde çok önemli katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye'miz ve özelde de yani onun alt noktasında da Bursa Kültür AŞ'nin katkılarını muhakkak zikretmem, telaffuz etmem gerekiyor. Ama ardından şu anda sesimizi değerli misafirlerimizle birlikte dünyanın dört bir tarafında TRT Avaz marifetiyle duyan çok kıymetli kardeşlerimiz var. Onlara da ekranları başına hoş geldiler, şerefler verdiler dedikten sonra muhakkak hatırlatmam gereken bir başka husus ise şu anda sizlere yine sesimizi iletmemizde bize ön ayak olan, bize aracı olan değerli Bursa TV'ye ve şu anda bizlerle birlikte bu yayını kendi ekranlarında da paylaşan Kanal 16'ya da çok teşekkür etmek istiyorum. Efendim, Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu kapsamında bildiriler düzenlenmişti ve bu bildirilerin neticesinde de Hazret'e ait olduğu bilinen dört tane nutku şerif üzerinde bir ittifak ortaya çıktı. Elbette büyüklerin, Allah dostlarının kendi lisanlarından ifade ettikleri mana, ayeti kerimelerin ve hadisi şeriflerin zıttı mana değil idi. Hazret'e ait olduğu söylenen dört tane nutku şerifin elbette çok çok daha fazla olduğunu biz tahmin ediyoruz. Öyledir, ona da inanıyoruz ama günümüze bu dört tanenin gelmiş oluşunda da bir hikmet vardır diye düşünüyoruz. Bu kapsamda acizane haddim olmayarak ben beslemeye çalıştım efendim Hazret'e ait olan nutku şeriflerden dört tanesini. Sizlere müsaadenizle bu eserleri takdim ettikten sonra çok değerli konuklarımızı sahneye davet edip benim çok fazla gevezelik yapmama
sizleri bu noktada yüz yüze bırakmak istemediğim için çok kıymetli konuklarımızın sohbetleriyle, onların her bir harfinden huzur ve muhabbet akan sohbetleriyle inşallah hep beraber yüz yüze kalalım istediğim için onları davet edeceğim. Efendim, ilk eserimiz Hazret'e ait olduğunu bildiğimiz ve aslında üzerinde en fazla meşk edilen çok muhteşem bir ilahi. Hazret'in ismiyle bizi bir noktada tanıştıran ve buluşturan, Hazret'i de kendi ismiyle, bizim bildiğimiz ismiyle, yani genel olarak bildiğimiz ismiyle tanıştıran çok muhteşem bir nutku şerif. Ne oldu bu gönlüm, ne oldu bu gönlüm, derdi gamınla doldu bu gönlüm. Efendim, arz ediyorum hep beraber inşallah değerli orkestramızla, saz arkadaşlarımızla birlikte sizlere takdim edelim.
Bilmek ister sen seni can için alak canı. Bilmek ister sen seni can için alak canı. Geç canından bu anı. Sen seni bil sen seni. Geç canından bu anı. Sen seni bil sen seni. Kim bildi efalini, o bildi sıfatını. Kim bildi efalini, o bildi sıfatını. Anda gördü zatını. Sen seni bil sen seni. Anda gördü zatını. Sen seni bil sen seni. Kim ki hayrete vardı, nura müstarak oldu. Kim ki hayrete vardı, nura müstarak oldu. Tevhid-i zatı buldu. Sen seni bil, sen seni. Tevhid-i zatı buldu. Sen seni bil, sen seni. Bayram özünü bildi, bileni anda buldu. Bayram özünü bildi, bileni anda. Sen seni bulan ol kendi oldu. Sen seni bil sen seni.
talabım bir şar yaratmış iki cihan arasında. Bakacak didar görünür o şarın kenaresinde. Bakacak didar görünür o şarın kenaresinde. Nagehan ol şara vardın, anı ben yapılır gördün. Nagehan ol şara vardın, anı ben yapılır gördün. Ben dahi bile yapıldım taş ve toprak aresinde. Ben dahi bile yapıldım taş ve toprak aresinde. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdir ne cahildir. Şar dedikleri gönüldür, ne alimdir ne cahildir. Aşıklar kanı sevildir ol şarın pazaresinde. Aşıklar kanı sevildir ol şarın pazaresinde. Bu sözümü arif anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Bu sözümü arif anlar, cahiller bilmeyip tanlar. Hacı bayram kendi banlar ol şarın minaresinde. Hacı bayram kendi banlar ol şarın minaresinde. Thank you.
Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Efendim, bilmiyorum nasıl buldunuz eserleri ama güfteler tabii harikulade. Çok teşekkür ediyorum. Çok naziksiniz. Aslında programın başından beri düşünmüştüm niçin alkış yok diye. Hemen müsaadenizle o halde alkışla alakalı bu geceye has bir saptamada bulunayım izninizle. Efendim, biliyorum ki oturduğunuz yerden bizlere dua ediyorsunuz bu gecenin selameti için. Ben de dua ediyorum sizlere geldiğiniz için. Bu akşam inşallah dualar, elbette lisani dualar, kalbi dualar oluyor. Lakin fiili dualar da alkışlarla birlikte gelsin istiyoruz efendim inşallah. Bu akşam için özel alkışlarınızı dua olarak kabul edelim. Ve o yüzden de bir kere daha olsun mu Sayın Başkan? Eyvallah. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, Uluslararası Hacı Bayram Veli Sempozyumu kapsamında bizler birçok üstadımızdan, hocamızdan bildiriler almıştık. O sempozyum kapsamında çok geniş bir bildiri trafiği gerçekleşti. Nihayetinde de kitabımız da hazırlandı. İnşallah bildiri sunan kişilere ve halkımızla buluşmak için hazır. Efendim, tabii bu kapsamda, sempozyum kapsamında, sempozyumun bu devam programlarında da çok değerli üstadlarımızla da bir arada olacağız ki bu program, Bursa programı, bu serinin ilki. Dolayısıyla Bursa'da da Hacı Bayram Veli Hazretleri, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yaşadığı dönem ve o dönemde birebir Hazret'in bu topraklardan Ankara'ya gelip, Ankara'dan tekrar Üstad'ın Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin neşesini, muhabbetini, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin ona lütfetmiş olduğu feyzi ve bereketi alıp tekrar Bursa'ya gelen Eşrefoğlu Rumi Hazretleri gibi zatları konuşacağımız ve onların sohbetinden feyiz sahibi olmak için ümit içinde olduğumuz çok değerli iki konuğumuz var. Şimdi kendilerini takdim etmek istiyorum efendim, kıymetli hocalarım. Başta bizim burada yine TRT Avaz ekranlarında yapmış olduğumuz iftar programında da her ikisi de konuğumuz olmuşlardı. Evvela izninizle kıymetli Mustafa Kara hocamı davet etmek istiyorum sahneye. Buyurun efendim. Ardından çok muhterem büyüğüm, kıymetli hocam, üstadım ve bu topraklarda Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin neşesini, muhabbetini hala devam ettiren, sanırım şöyle buyurabilirsiniz, kıymetli büyüğümüz, üstadım Safiyüddin Erhan Beyefendi'yi de davet etmek istiyorum. Tabii çok farklı bir sohbet olacak inşallah. İnşallah. Hoş geldiniz efendim. İnşallah. Nasılsınız hocam? Sağ olun. Allah iyilik vermesin. Buyurmaz mısınız? Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Kıymetli seyirciler, muhterem misafirlerimiz. Hacı Bayram Veli Sempozyumunda
çok önemli konuları elbette konuşmuştuk, mütalaa etmiştik. Şimdi süremizi de göz önünde bulundurarak ve sabırsızlıkla da beklediğinizi bildiğimiz için hemen sohbete geçelim istiyoruz. Değerli Mustafa Kara hocamla. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Terledim. Çok terledim değil mi efendim? Ah, çok kibarsınız, sizin peçeteleri alayım. Eyvallah. Nasılsınız Mustafa hocam? Teşekkür ederiz efendim. Hoş geldiniz Bursa'ya. Eyvallah efendim. Aslında o kadar elhamdülillah ziyadeleşti ki bu geliş gidişler. Bir tarafımız Bursa'da. Hatta çocuklar bile efendim soruyorum, nereyi çok seviyorsunuz? Ankara'yı mı Bursa'yı mı? Bursa'yı diyorlar hemen. Eyvallah. Efendim 15. yüzyıl. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin yaşamış olduğu dönem. Ve köklü bir medeniyetin günümüze kadar gelmesi için gayret sarf eden bir devlet anlayışı. Ama bütün yönleriyle bir medeniyeti temsil eden unsurları bir araya getirirsek, irfan müessesesi, arifler ve o çağda yaşamış olan gönlü güzel insanlar. O döneme şöyle bir zatenizin penceresinden baksak neler görünüyor efendim? Efendim meşhur bir cümleyle başlayalım isterseniz. Şerefül mekan bil mekin diye Arapça bir ifade var. Bu ifadenin Türkçesi şu efendim. Bir yerin şerefi orada yaşayan büyüklerle ilgilidir. Bir mekanın, bir şehrin, bir toprağın şerefi varsa o toprakta yaşayan, o şehirde nefes alan insanlardan dolayıdır. Eyvallah. Dolayısıyla şehirlere böyle bakmak gerekir. Yani ilk görevimiz şehirlere, hele hele tarihi şehir dediğimiz mühim şehirlere bu gözle bakmak gerekir. Buralar şerefli topraklardır. Niçin? Çünkü Allah dostları orada yaşamıştır. Hayatının bir kısmını veya tamamını orada geçirmiştir. Ve tabii ki hepsinden önemlisi, oradaki insanlara da bu aşkı mayalamıştır. Önemli olan da budur zaten. Evet. Büyüklerin vazifesi nedir? Büyüklerin vazifesi bu ilahi aşkı mayalamaktır. Çünkü aşk bir mayalama işidir. Aşk laf işi değildir. Aşk gelişi güzel sözlerle, yazılarla oluşabilecek bir şey değildir. Bu aşkı terennüm ettikleri için ve bu aşkı orada yaşayan insanlara aktardıkları için o topraklar şereflenmiştir. Dolayısıyla Bursa tabii ki o şehirlerden biridir. Niçin? O kalitede insanlar var. Ankara öyledir. 15. yüzyıla bakarsanız, yani Hacı Bayram-ı Veli'nin yaşadığı yüzyıla, yaşadığı yıllara bakarsanız, birçok böyle şerefli mekan bulursunuz. İslam dünyasında birçok şerefli şehir bulursunuz. Nerelerdir efendim? Kahire'yi bulursunuz. Eyvallah. Şam'ı bulursunuz. Mekke'yi, Medine'yi bulursunuz. Buhara'yı bulursunuz. Bakü'yü bulursunuz. Bursa'yı bulursunuz. Kazan'ı bulursunuz. Sonra isterseniz Balkanlara geçin. Ama Bursa'yı, Ankara'yı, Buhara'ya, Kaşgar'ı, Kahire'ye, Kaşgar'ı Kazan'a bağlayan gönül adamları var. Ve bu insanlar bu coğrafyayı bir dantel gibi örmüşlerdir. Efendim zatenizin bir saptamasıydı. Buhara'dan Bosna'ya yol üzerinde en önemli merkezdir Bursa değil mi efendim? Eyvallah. Sizinle önceki sohbetimizde... İsterseniz bu akşam başka bir 3B formülü lütfen efendim kuralım. Bağdat, Buhara, Bakü. Eyvallah. Bakü nereden çıktı? Bakü 15. yüzyılda çok mühim bir insanı yetiştirdi ve o insanın ışığı 600 yıldır yanıyor. Bakü'deki insanın
ışığı 600 yıldır bütün İslam dünyasında var. O zat-ı şerifin adı Seyyid Yahya Şirvani. Eyvallah efendim. Bakü'de, kabri de oradadır. Seyyid Yahya Şirvani 15. yüzyılın yıldız şahsiyetlerinden biri. Oradaki ışık Muhammed Erzincani ile Erzincan'a, oradan o ışığı alan Cemal Çelebi bu ışığı İstanbul'a taşıyor. Halvetiye'nin ışığı bu. Halveti ışığını Erzincani'den sonra İstanbul'a taşıyan Çelebi Hazretleri. O Sümbül Sinan bunun halifesi işte. Daha sonra Şeyh Şabani Veli ve bu silsile bugüne kadar geliyor. Bakü. Buhara 15. yüzyılın tabii ki çok önemli bir toprağı ve bu coğrafyayı besleyen önemli bir toprak. Yani Bursa'yı ve Bosna'yı besleyen çok mühim bir coğrafya Buhara. İsterseniz orada da bir diğer büyük tarikatın adını zikredelim. Lütfen. Nakşibendilik. Nakşibendi sadasını bu topraklara ilk defa taşıyan kim? Abdullah İlahi. Abdullah İlahi 15. yüzyılda Buhara'nın bir anlamda o güzelim atmosferini Anadolu'ya ve Balkanlara taşıdı. Abdullah İlahi Simavlı'dır. Kütahya Simavlı'dır. Tasavvufi terbiyesini Buhara'da, Semerkant'ta tamamlıyor. Dergahı nerede? Dergahı Balkanlar'da. Balkanlar'da dergahını kuruyor ve orada vefat ediyor. Abdullah İlahi Nakşi ışığını bu topraklara taşıyan insandır. Ve o ışık da 500 yıldır yanıyor. Hiç sönmeden yanıyor. Ve nihayet üçüncü B'miz Bağdat. Gayet tabii Bağdat ve İslam dünyasının üçüncü büyük tarikatı. Üç büyük tarikat bütün İslam dünyasında yaygındır. Diğer tarikatlar bunlar kadar yaygın değildir. Üçüncü ana tarikat Kadiriye ve Bağdat. İşte bugün üstadımız herhalde bahseder. Bağdat, Kadiriye ve Eşrefoğlu Rumi. Ve söz Eşrefoğlu Rumi Hazretlerine geldi. Eyvallah. Çok güzel bir giriş yaptınız efendim. Ben hep gönlümde sizden işittikten sonra Buhara, Bursa ve Bosna üçlemesini hep zikretmişimdir. Ve bugüne kadar da programlar sebebiyle o topraklara da hamdolsun gittik ve oradaki zaten sizin zikrettiği isimleri de ziyaret etme imkanı bulduk. Bundan dolayı da hamd ediyoruz. Güzel. Diğer üçlemeyi de bundan sonra gönlümüzün bir kenarına alıp ziyaretlerimizi, programlarımızı o şekilde inşallah şekillendirelim. Güzel. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler de afiyetlisiniz. Elhamdülillah efendim. Hürmet ederiz. Zaten sizin yanında elbette ikiniz için de ifade ediyorum. İkiniz de naifliğin ve kibarlığın zirve şahsiyeti olduğunuz için yanınızda konuşmak çok zor. Bundan dolayı baştan edepsizliğimi lütfen bağışlamanızı istirham ediyorum. Ve müsaadenizle Sayın Hocamın Mustafa Karabeyefendi'nin getirmiş olduğu noktadan Eşrefoğlu Rumi Hazretlerinden zaten halinizle sohbete başlayalım ki efendim Ankara'da tanıdım ben Eşrefoğlu Rumi Hazretlerini. Sevgili babacığımla birlikte Hacı Bayram Veli Camisi'nin altındaki Çilehane'ye girip o Çilehane'nin o ilk geniş kısmını geçtikten sonra sol tarafta üç tane küçük hücre ve dip tarafta da onlardan birazcık daha büyükçe bir hücre var. Babam saymıştı şu Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin, şu Ömer Dede'nin, şu Akşemseddin Hazretleri'nin en öbür tarafta uçtaki de Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin çilehanesi demişti. Ben Ankara'da tanıdım Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'ni. Siz Bursa'da bize Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'ni anlatır mısınız efendim? Estağfurullah, hay hay. Hafızamda kaldığı kadarıyla eldeki Mehmet Veliüddin Efendi'nin hazırladığı menakıptan size oradan naklediğim. Zira hayatı hakkında pek fazla tafsilat yok. Zira bu zatlar malum tanınmak için yaşamamışlar. Eyvallah. Hak varlığında kaybolmuşlar. Kendileri hak aynısı olmuşlar. Yani aksettirmek istedikleri bir gerçek var.
Maalesef kendileri tabii kendileri anlatmadıkları için onları anlatan şahıslar da az olursa zamanımıza maalesef mahdut miktarda malumat intikal ediyor. Bundan evvel acizane bir mühim bir mevzu var. Yani bu Hazreti'nin hatıratına girmezden evvel. Şimdi veli nedir, nebi nedir? Dikkat edilirse insanlık tarihinde Cenab-ı Hak kullarını terk etmiyor, onlardan ümidini kesmiyor ve mütemadiyen nebiler vakti zamanında göndermişler. Kitabi dinler vücuda gelmiş. O kitapların tahrif olduğu malum zamanımıza kadar biliyoruz. Her ne kadar insanlık alemi bunun kıymetini bilemeyip ihmal ettiyse de bunu tekrar etmiştir. Fakat tabii nebilerin İmam-ı Enbiya Efendimiz'den sonra malum gelen şahsiyetleri nebi olarak bilmiyoruz ama ondan sonra gelen şahsiyetler de gelen bu zatların ve bilhassa Efendimiz'in getirmiş olduğu hakikatin hakleden velilerdir. Eyvallah. Yani Efendimiz'e kadar nebi diyoruz. Daha sonra gelen aynı uyarma vazifesi yapanlara da veli diyoruz. Dolayısıyla Evliyaullah Hazretlerinin makam ve mevkiini evvela gayet iyi anlamamız lazım geliyor. Yani kendilerini anlamak, kendilerine uymak, tabi olmak, onlara bende olmak keyfi bir şey değildir. Aslında bir zarurettir. İrfanlı ve idrakli insanlar için bir farz-ı ayındır. Fakat bu ihmal ediliyor. Yani bir spor kulübünde ister üye olursunuz, ister olmazsınız. Ona tabi olur, taraftar olursunuz, olmazsınız gibi değil. Evvela bunun kıymetinin anlaşılması lazım geliyor. Yani anlamakla da iş, anlatmakla da bir iş bitmiyor. Onları anlamamız icap ediyor. Anlamakta bizim menfaatlerimiz var. Evet, yaşamamız dolayısıyla, lazım evet. Yani yaşamamız lazım ama aslında onların şahsına fani olmak lazım. Bu olmadıkça bunun tahakkuku biraz güç. Neyse, bu girizgahtan sonra gelelim Efendimizle alakalı menakıptan size nakledeceğim kısma geçelim. Kendilerini İznik'te mukim bir aile olarak biliyoruz. Ceddi aileleri Mehmet Mısri Efendi veya Mehmet Suyufi diye anılıyor. Mısri ünvanı malum tarihimizde, tasavvufi tarihimizde, başka şahsiyetlerde de var. Evet, evet. Sadece kendilerine ait bir şey değil. Böyle Mısri tabiriyle anılmaları, onların Mısırlı olmalarını, Arap kavminden olmalarını ileri sürmemizi sebep teşkil etmez. Bazen böyle sebep teşkil edenler oldu. Zira Türk dilinin bir abide eserini vücuda getirmiş bir Türk şahsiyetidir. Anadolu'da yetişmiş bir şahsiyettir. Türk tarihi ve edebiyatı için çok mühim bir eseri vardır. Böyle bir şahsı gidip bir başka ülke kaptırmak, bunu böyle bir gayret geçtik, çok boş bir şeydir. Maalesef bu kitaplara geçti. Bilmeyen gençler de biz kaynaklardan bunu aldık deyip Arap asıllı bir aile olduğunu iddia edenler bile çıktı. Böyle bir şeyin tespiti mümkün değildir. Evrakı ve vesikası yoktur. Evet. Öyle bunu mesela Hazreti Mevlana Behlidir. Rumi diye anlıyor. Niçin Rum diyarı diye bilinen topraklarda yaşamıştı. Evet. Ondan bu kadar basit. Yani bunu tefrik edemeyenler üniversitelerde bugün vazife alıyorlar. Bu da ayrı bir durumumuz. Evet. Ve aslında netice itibariyle İznikli bir aile içerisinde dünyaya geliyorlar. Pederleri Şeyh Ahmet Eşref Efendi olarak tanıyoruz. Yani tasavvufi dünya ile bilahiret tahsili, medrese tahsili sırasında tesadüfen karşılaşmış filan değil. Ecdatlarından gelen bir seyri sülük var. Tabii bir akıntı var. Netice itibariyle kendileri 40 yaşlarındayken, 40 yaşlarından daha evvel olması icap eder ki o zaman Bursa'da Yeşil, bugünkü Yeşil semtinde Çelebi Sultan Mehmet Han'ın tesis buyurdukları Yeşil Medrese, yani Medrese-i Sultaniye namıyla anılan bu ilim yuvasında talim tedrisi sırasında Alaaddin Kara Hoca namıyla anılan bir zat var. O zat da muid oluyor. Yani şimdi asistan diyoruz ya, yani evet. Yokluğunda dersleri verecek bir seviyeye gelmiş iken aynı zamanda Bursa'da bulunan Turuk Ali'ye mensubu zatlere, tasavvufa meyletmiş olan zatlerin sohbetlerine gidiyor. Her ne kadar medresedeki kendileriyle ders yapan hocaları buna taraftar değilse de bu az evvel Efendimiz'in buyurduğu aşk ateşi veya aşk tahriki buna mani olamıyor. Bu sohbetlerden gittiklerinden bir zat da bugün Abdal semti namını alıyoruz. Bursa'mızda ki bu civarımızda olan bir semt, Abdal Mehmet Hazretleri var. Bursa'da üç Abdal namını alınan zattan biridir. Ve Sultanül Meczubin diye anılırlar. Yani tasavvuf tarihi bunu böyle tespit etmiş. İkinci Murat devri meşhurlarından ve onları ikinci Murat zamanında kendisine bende olduğu için Başçı İbrahim Bey kendi adına bugün Abdal Mehmet Hazretleri türbesi olarak andığımız külliyeyi yapıyor. Bugün sadece geriye cami ve türbe kalmış. Vaktiyle orada bir dergah da var ise de bugün maalesef yerinde değil. Yani o devrin
şansiyetlerinden ama anlaşılıyor ki yani Şerif Mehmet Han'dan sonraki cereyan eden hadiseler bunlar. Bu sohbetler sırasında kendilerini sohbete gelip giderken bir keresinde de bir niyetle gidiyorlar. Eğer diyor Turuk Aliye'de bize bir mesafe, bir nasip varsa alameti zuhur ede diyerek sohbete katılıyor. Yani hani bugün geçerken takılmak diye avami bir tabir uydurdular ki hiç yakışmıyor. Öyle değil, bir niyetle gittiklerinde. Yine Hazret'in huzurundayken, başkasına değil, o halkada tabii başkaları da var da başkasına değil de sadece kendisine Abdullah Mehmet Hazretleri danışment diyor. O zaman medrese talebelerine danışment tabir ediyormuş. Var git bize köfteli çorba getir diye böyle bir talepte bulunuyor. Hemen saygıyla kalkıp hemen semantiaten deyip civardaki semtlerden bir yerinde arıyor, buluyor. Fakat bu sefer köftelisini bulamıyor. İçeri sadece bir çorba tası kendilerine sunuluyor. Hazret karıştırıp içerisinde köftelerini bulamayınca kandedir budun köftesi diyor. İşte bulamadığını, yarın tekrar arayacağını, bulunca getireceğini özür beyan ederek tekrar ettiği zaman hemen o sırada sohbet halkası içerisinde yerde bulunan süprüntülerden, topraklardan köfte şeklinde bir çamurla karıştırarak Abdullah Mehmet Hazretleri çorbanın içine atıyor. Attıktan sonra bu tası başkasına değil, yine getiren kendisine takdim ederek, sunarak ekleyle şunu diyor, yani yiyin, bunu yiyin, cümüşleyin teklifinde bulunuyor. Hazret hiç itiraz etmeksizin, bir şüpheye düşmeksizin, büyük bir teslimiyetle onu cümbüşlüyor. Daha sonraki, sonra seneler sonra, yani Ahbab-ı Yaran ile beraber sohbetlerinde bulunduğu zaman, bu hadiseyi anarak, o çorbadan aldığı lezzet babında, ah o cennet taamı, ah o cennet taamı diyor. Yani dikkat buyurursa, cennet taamını bize tattıracak olan teslimiyetimizdir. Biz maalesef mensup olduğumuz bu inanç dünyasından beri zevk alamadığımız, tat bulamadığımızın sebeplerinin içerisinde teslimiyet noksanlığımız var. O zatları bir medrese talebesiyken zamanın kutbu yapan şey teslimiyetidir. Yani teslimiyet iman ettiğinde fani olmak. Şüphe etmeksizin itaattir. Yani şüpheyle mesafe alınamıyor. İşte onun Hazretin teslimiyeti dikkatini çekiyor Abdullah Mehmet Hazretleri'nin. Tabii kendisi İrşad makamında bir zat olmadığı anlaşılıyor. Yani eski zatların hepsi irşadla vazifeli de değil. Evet. Onun bir sohbet halkası var. Belki bir sohbet şeyhi ölçüsünde bir zat. Tam hepsini bilemiyoruz. Rivayetlerini biz ancak nakledebiliyoruz. Kendisini o zaman Bursa'da hayatta olan, tabii ileri yaşlarına tesadüf eden bir zamanda Emus'un Hazretleri'ne gönderiyor. Kendisi de medresedeki ne kadar eşyası ve kitapları varsa arkadaşlarına dağıtarak gidip teslim oluyorlar. Fakat tabii Emus'un Hazretleri o zaman ileri yaşta olduğu için evet, kendisiyle daha iyi meşhur olacak olan Aziz-i Yakini bildiği Ankara'da Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne irşad için gönderiyorlar ve yanlarında Hazreti Bayram Efendimiz'in yanında 11 sene kalıyorlar. Ama ilk gittiklerinde dikkat buyurulursa mühim bir vazife var. Kendileri o gün, bugün mesela üniversite profesörü diyoruz. O gün de onlar en yüksek mektepte, yüksek dersleri, müderrisin olmadığı zaman talim ettiğinde bakılırsa onlar da o zamanın profesörü, öyle değil mi? Ha. İlk yaptıkları iş, o dergaha gelip teslim oldukları zaman ellerine bir süpürge, kürek ve lazımhanenin temizlenmesine vazife ediyorlar. Yani falan yerden gelmiştir, filandır, hatırlıdır, bu verilmez, yok. Ve itiraz da yok. Dikkat edilirse mesafe almakta, yani bir sahada mesafe almakta en büyük sermayemiz itirazsızlık. İtiraz edersek teklif sahibinden şüphe ettiğimiz ortaya çıkar. O şüphe arada soğukluk vücuda getirir. Sureti katide kaynaşma olmaz. Bugün ahbaplıkların bir de yürümemesindeki esas sebeplerden biri budur. İtimatları yok. Ya maalesef öyle. Netice itibariyle bu lazımhane temizliğinden, kürek ve süpürge alatından ta şeyin dergahın imametine kadar yükseliyor. Tabii kendisindeki istidat ve istikbali gördüğü için Hazreti Bayram kendi kızıyla da evlendiriyor. O ne kadar sürüyor o hizmet, ilk gidişindeki hizmet ne kadar sürüyor efendim? Onların çok kesin tarihleri yok. Bunlar böyle rivayet şeklinde o menakıpta var, başka da bir menkıbe yok. Hocam, Mevlana Halid-i Bağdadi ile alakalı da böyle bir hadise anlatılır değil mi? Hatırınızda mı orası efendim? Hemen bir üstadımın sohbetinde böyle bir... Yani bunlar kalıp, bunlar belirlenmiş kalıplar değildir. Yani burada önemli olan mürşid
mürşidin müritle kurduğu bu gönül trafiğinin nasıl yürüyeceği meselesidir. Dolayısıyla burada mürşit olan kişi insan sarrafıdır. Mürşit insan sarrafıdır. Evet. Bakınca anlar. Dolayısıyla eksiği nedir, fazlası nedir? Hangi yönde eğitilmesi gerekir? Hangi fazlalıklarının budanması gerekir? Hangi eksikliklerinin ikmal edilmesi gerekiri tespit eder ve reçeteyi ona göre yazar. Reçeteler biliyorsunuz şahıslara göre yazılır. Her hastanın reçetesi ayrıdır. Birinin reçetesini başkası kullanmaz. Yani ilk planda baktığınız zaman dergâhta sanki bütün insanlar aynı anda aynı şekilde eğitiliyor gibi gözükür dışarıdan ama aslında öyle değil. Herkesin reçetesi evet. Farklıdır. Mizaçları, meşrepleri, kabiliyetleri, zaafları, artıları, eksileri farklıdır. Dolayısıyla ona göre bir reçete tespit edilir ve ona göre tedaviye alınır. Evet. Yani bunun böyle maktu bir şeyi yok. Sabihattin Üstadım, izniniz olursa o 11 yıllık süre zarfını tekrar sohbette ele alalım istiyorum ben ama araya bir müzik arası, musiki arası versek olur mu efendim? Hazretten mi okuyacaksınız? Efendim şimdi sırada ne var bilmiyorum, bana da sürpriz olacak, gidince göreceğim. Bakalım.